bilinen kutsal kitapların Semitik dillerde yazılmasının ve bilinen peygamberlerin belli bir coğrafyada gelmiş olmasının nedeni nedir? İkinci soru, Nisa 34'ü son yüzyıl haricinde dövmek dışında çeviren var mı? Önce son sorudan cevap vereyim. Ben bulamadım açıkçası. En eski kaynaklara baktım. Ya dövmek diye bir anlam, yani dövmek dışında bir anlam veren görmedim. Ama aynı zamanda şöyle bir durum da var. Hiç kimsenin böyle şiddetle vurmak gibi anladığını da görmedim. Yani hepsi istisnasız diyebilirim. Hafifçe vur, işte misvakla vur gibi. İşte yüze vurmak yasak, incitmek yasak, iz bırakmak yasak falan gibi şeyler yapıyorlar. Hani illa onları otorite kabul ediyorsak, onların otoriterliğinde bile gidip kadına tokat bile atamıyorsun mesela. O zaman efendim onları dikkate alamam, onları kendi yorumudur dersen, o ayeti zaten vurmak dışında bir anlam vermenin önünde hiçbir engel yok. Yok yani abi, zaten dil bakımından gayet müsait. Ama darabe fiili birçok yerde geçiyor. Evet, Zuhruf 5'te işte vurmak. Bir iki yerde sadece vurmak. Aynen. 30 küsur yerde vurmak anlamında kullanılmıyor. Zuhruf 5 mesela. Efendim, orada ayetin bağlamına uymuyor ki vurmak. Çünkü önce konuşun, sonra yatakları ayırın, sonra darabe. Yani sence dövün mü der, ayrılın mı der. Bence buradaki darabe artık evleri de ayırmak yani. Ayrılmak tamamen. Hani ayetin gidişatına uymuyor dayak. Anladın mı? Konuş diyor. Yatakları ayır diyor. Döv ne alaka baba? Ayrılacağız işte. Tamam, oraya gidiyor. Bir şey daha var reis. Belki görmüşsünüz sen de. Ayetin devamları size itaat ederlerse kısmı var ya. Orada etane kum diyor. Etane tavan, yani gönüllü itaattir. Abi dövdüğüm yine gönüllü itaat bekleyemezsin. Aha. Hani kerhen, yani isteksiz bir itaat beklersin. Aha. Bu da mesela bir şey yani.